Merhaba Özgür izleyicileri, yayınımızı İstanbul'da Türkiye Af Örgütü binasının önden gerçekleştiriyoruz. Peki neden buradayız? Biliyorsunuz kısa bir süre önce Af Örgütü'nün yüz yüze projesinde çalışan gençler bir greve gitmişlerdi ve taşeron uygulamasına karşı olduklarını, taşeron uygulaması kaldırılmadığı sürece işlerine geri dönmeyeceklerini ve projede çalışmayacaklarını duyurmuşlardı basın açıklamasıyla. Biz de Özgürüz ekranlarından sizinle paylaşmıştık. Hatta çalışanlardan biriyle röportaj gerçekleştirmiştik. Şu anda arkadaşlarım şöyle, kameraman arkadaşım gösterirse, evet, oturma eylemindeler ve saatler burada Türkiye Af Örgütü binası önünde oturma eylemi gerçekleştiriyorlar. Yaklaşalım arkadaşlara. Şu anda projede çalışıp burada oturma eyleminde olan arkadaşlardan biriyle konuşmak istiyorum. Ben, siz misiniz? Merhaba, adınızı öğrenelim öncelikle. Gökçe ismim. Gökçe. Yaklaşık 6 gündür taleplerimizin karşılanması nedeniyle grevdeyiz. 6. günümüz. Arkadaşlar da sağ olsunlar, hep yanımızdalardı. Şöyle bir talebimiz var. Taşeron çalışıyoruz. En başından beri tek talebimiz aslında. Çalışma koşullarımızın iyileştirilmesi, taşeron gibi bir hak ihlalinin Af Örgütü gibi bir kurumda devam etmesinin önüne geçirilmesi ve taleplerimizin cevap bulması, karşılık bulması. Bu yüzden buradayız. Af Örgütü'nün ofisinin, Türkiye ofisinin önüne taşıdık eylemimizi. Abbas Ağa Parkı'ndan, Yoğurtçu Parkı'ndan, alanlardan ofis önüne taşıdık. Şu anda biraz daha yakın temasta, daha sonuç verecek bir eylem içerisine girdik. Gökçe, rica edeceğim biraz daha yüksek sesle konuşursak, yol çünkü burası ve izleyicilerimiz de sizi duymakta sıkıntı yaşayabilirler. Siz şu anda tam şubenin önündesiniz aslında, ofisin önündesiniz ve muhtemelen gün içinde karşılaştınız çalışanlarla, yani Af Örgütü'ndeki çalışanlarla. Bir iletişiminiz oldu mu, bir diyaloğunuz oldu mu, ne diyorlar, ne söylüyorlar? Sabah saatlerini Sena anlatsın, ben öğleden sonra... Sena, senden alalım. Çalışanları sabah karşıladık, selamlaştık, herhangi bir problem yaşanmadı. Ben bugün bir işlemim vardı zaten daha önce halletmediğim, onu halletmek için arkadaşlarla iletişim kurdum, ofisteki arkadaşlarla. Yukarıya çağırdılar beni, orada yönetici yardımcısı yanlış hatırlamıyorsam beni karşıladı. Dedi, haliniz keyfiniz nasıl, yerinde mi? Çok teşekkür ettim. Ben de onun halini hatırını sordum. Dedi ki, bizim sessiz kaldığımızı düşünüyorsunuz ancak sessiz değiliz. Sadece bizim de halletmemiz gereken birçok problemimiz var. O problemleri hallettikten sonra daha detaylı ilgileneceğiz sizinle de. Ben de dedim, biz sizin sessiz kaldığınızı düşünmemizin nedeni somut bir adım atmadığınızdan kaynaklı. Somut bir adım atana kadar da bizim için sessizliğinizi korumuş olarak görüneceksiniz. Sonrasında işte yine tekrar bir ihtiyacınız olursa vesaire diye selamlaştık. Konuşma bu şekilde bitti. En azından medeni bir şekilde devam ediyor, evet, diyebiliriz. Peki yüz yüze projesi şu anda hangi aşamada, ne noktada yarım bıraktınız? Şu anda yüz yüze çalışması durdurulmuş durumda. Çünkü bütün yüz yüze çalışanları greve geldi bir kişi haricinde. Sanırım yeni eleman alımı da yapılmadı. Yani proje tamamıyla durduruldu şu anda. Herhangi bir durum söz konusu değil. Yapılmıyor çalışma şu anda. Peki eylemi burada mı sürdüreceksiniz yoksa farklı alanlara taşıyacak mısınız? Bu birazcık onların da tutumuna bağlı açıkçası. Biz cuma gününe kadar burada olacağız. Destek olan arkadaşlar da gelecekler. Birçok kişi buraya gelecek. Devamındaki süreç hem yöneticilerle olan iletişimimize hem de onların tutumuna bağlı olacak tabii ki. Peki destek nasıl? Tam bir cadde üzerindesiniz aslında. Dışarıdan tepkiler nasıl? Destek veriyorlar mı? Halktan birçok insan geldi, işte bizim yanımızda olduklarını söylediler. Onun dışında Çapa'daki taşeron işçiler gelecekler cuma günü, birkaç hatta yanımıza uğradılar. Birçok örgütten destek geldi, kuruluştan destek geldi. İnsanların da dikkatini çekiyor tabii, burada afişi asılı, insanlar burada oturuyor, ne var diye. Halktan da taşeron olarak çalışmış birçok kişi durumumuzu anladığı için bizim yanımızda oldular. Hepsine çok teşekkür ediyoruz tabii. Ben de size teşekkür ediyorum ve kolaylıklar diliyorum. Umarım sonuç alırsınız. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, Özgür izleyicileri, Türkiye Af Örgütü Şubesi'nin önünde yüz yüze çalışanları
yaklaşık bir hafta önce greve gideceklerini ve çalışmayacaklarını duyurdular. Abasağ Parkı'nda, Beşiktaş Abasağ Parkı'nda yaptılar bu duyuru. Duyurulardan bugün AF örgütü önündeler ve oturma eylemleri sürüyor. Şöyle pankartları var, yüz yüze çalışanları sendikal haklarını talep ediyor. Taşerona hayır, AF örgütünde grev var, yüz yüze çalışanları imzasıyla Türkiye AF örgütü şubesinin önünde oturma eylemindeler. Biraz sonra AF örgütüne çıkacağız. Türkiye AF örgütü ofisine çıkıp onlara da bu grevle ilgili neler düşündüklerini soracağız. Aslında onların da söz hakkı doğmuş oluyor bu noktada. Onlara da mikrofon belki uzatamıyoruz. Şu anda mikrofonumuz yok ama en azından ekranımızı açacağız. Ve grevle ilgili, gençlerin talepleriyle ilgili, taşeron uygulamasıyla ilgili ne düşünüyorlar, nasıl bir çözüm önerecekler öğrenmeye çalışacağız. Şimdilik bizden